Değerli izleyenler merhabalar. İstikamet programımızda karşınızdayız. Gündeme dair meseleleri değerlendirdiğimiz programımıza, bir programımıza daha başlıyoruz. Türkiye'nin gündem konusu biliyorsunuz. Herkesin dilini veya cebini dokunduğu mesele açısından baktığımız zaman ekonomi. Biz de bu meseleye, bu merhaleden farklı bakış açısını değerlendirmek üzere her programda bakış açılarına göre ve konularına göre değişkenlikleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Farklı odaların temsilcileriyle beraber toplumun önde gelen kesimlerini ve toplumun geneline hitap eden nitelikteki rakamsal veriyi de dikkate alarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Yeri geldiğinde bir odanın ve binlerce insanın, yüz binlerce insanın düşünce yapısını da bu anlamda sahip olmaya çalışıyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Bugün Türkiye Emekliler Derneği Konya Şube Başkanı Sayın Gülhan Çağlar'ı misafir ediyoruz. Kendileriyle emeklilerin bu ekonomideki yaşantısını ele alacağız. Ekrana da yansıdığı kadarıyla ifade etmek gerekirse emeklinin ekonomide beklentisi diyebileceğimiz bir karakter çizgisi de oluşturabiliriz açıkçası. Bu konuları ele almaya çalışacağız ve tabii ki sizlerin düşüncelerine de yer vermek isteriz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başlangıcı itibariyle tabii ki Türkiye'de en çok şu an konuşulan hadise ekonomi meselesi. Evet. Herkesin dilinde şu an vardır. Az çok konuşuluyordur. Merak ettiğim şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi, en çok merak ettiğim şeyi mesela söyleyeyim. Evet. Emekli bu ekonomik sorunu nasıl yaşıyor? O nasıl hissediyor? Onun hayatına ne derece etki yapıyor? Mesela bu soruyu çok merak ediyorum. Bunu birazdan evet. İlerleyen dakikalarda konuşalım. Evet. Size daha önce de program yapmıştık burada. Misafir etmiştik sizi. Türkiye Emekliler Derneği'nin Konya Şubesi olarak Konya'daki etkinliğiniz, çalışmalarınız, emeklilerle olan diyaloğunuz ne derece, nasıl? Önce buradan başlamış olalım. Evet. Ben bahsettiğiniz gibi Türkiye Emekliler Derneği Konya Şube Başkanı Gülhan Çağlar. Yayına davet ettiğiniz için ve bana bu imkanları sağladığınız için başta size teşekkür ediyorum. Türkiye Emekliler Derneği genelde Konya Şubesi olarak 1974'te kurulmuş bir şube. 2009'dan sonra da Türkiye Emekliler Derneği adı altında görev yapmaya başladık. Biz daha önce İşçi Emekliler Derneği'ydi. 2009 yılında çatı birleşti demiştik. Yani öyle bir sistem vardı. Şu anda o tekrar geri geldi. Yine eski sisteme dönüldü ama ondan sonra da 2009'dan sonra Türkiye Emekliler Derneği olarak hizmet vermeye başladık. 2000 yıllarından sonra emekliler her zaman biliyorsunuz ki ekonomide çok zorluklar yaşıyor. Bunu sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce de konuştuğumuzda bizim emeklinin tek derdi parasal yönden. Ve her gün ekonomi biraz daha çöküyor. Biraz daha zayıfa doğru gidiyor. Bir başkasına bağlı kalmaksızın devlet himayesinde hayatını idame ettirme meselesi maalesef, önemli. Maalesef ama onu hiç kimse yapamıyor. Bugün her emekli olan bir insan mutlaka 2-3 iş yapmak zorunda kalıyor. Emekli maaşını alıyorsunuz yetmiyor. Bilhassa evi kira olan insanlar için 2 tane de çocuk yetiştiriyorsa bunların durumu biliyorsunuz içler acısı. Ev kirası veriyor, çalışıyor, çocuk okutuyor ve mümkün değil bugünkü aldığı emekli maaşıyla geçinebilsin. Mutlaka kişi ikinci, üçüncü bir iş yapıyor. Garsonluk yapıyor, pazarcılık yapıyor. Ne bileyim artık sanayide kendi gücüne göre bir işler bulup çalışmaya çalışıyor. Yani genelde emekli olmuş ve yaş statüsü açısından baktığımız zaman o yaştaki bir insanın bir başka yerde iş sahibi olabilmesi ya da işe girebilmesi pek mümkün de çok görünmüyor zor, aslında. Tabii ki ama işte vasıfsız işçi olarak mesela ben bir öğretmen emeklisi maaşı yetmiyor. Yıllarca devlete hizmet etmiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Bugün pazarda limon satarken karşınıza çıkıyorsa hiç şaşmayın. Bunları çok görüyoruz. Bir vasıfsız bir işçi emekli olmuş, sanayide çalışıyor, ayakkabıcılıkta çalışıyor. Sokak ortasında simit satıyor. Bugünlerde biliyorsunuz hani bunlar da yasak. Onu da saklı gizli yapmaya çalışıyorlar ama bugün benim sanayide çalışan, pazarcılık yapan birçok emekli arkadaşlarım var. Tanıdığım, bildiğim üyelerim var. Bunların hepsinin derdi ekonomi, ekonomi, ekonomi.
Yani nasıl düzelecek, nasıl bir feraha ulaşılacak henüz şöyle, şu açıdan baksak nasıl olur? Mesela şimdi emekli meselesi diye şöyle çok da derinlemesine inmeye gerek yok. Evet, zaten inersek batarsak çıkamayız. Öyle. Yüzeysel geçelim. Şöyle tek kelime ile ifade edilen emekli ifadesinin arkasına şöyle bir dünya standardı diye bir şey koysak. Şöyle fikir teatisinde bulunsak mesela, izleyicilerimiz de aynı şekilde. Emekli denilen kişi, emekli olmuş kişi ya da emekli olması beklenen kişi, o statüyü elde ettikten sonra hayat standartları, dünya standartı diye buna bakabiliriz. Hayat koşulları, yaşam şartları. Bir başka işte artık yani çalışmasına gerek kalmaması. Hayatının huzur dolu, evet, dinlenme atmosferine girmesi manasını içerir diye tahmin ediyorum. Doğrusu nedir size göre? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok güzel söylediniz. Bakın, emekli dediğiniz zaman hakikaten yıllarını vermiş, çalışmış, emekliliğini kazanmış ve köşesine çekilmiş, rahat bir hayat sürmesi gereken bir insan olarak değerlendiririm ben. Ve istihdamı da gençlere bırakmış. Kesinlikle. Tabii ki mesela 25 yıl çalışmış, ondan sonra yeni nesillere yerini bırakarak ayrılmış. Ve dinlenmek istiyor, torunlarıyla gezmek istiyor, eşiyle çalışırken yapamadığı birçok şeyleri yapmak ister. Ama bunların hiçbirine maalesef bizim Türkiye'de belki %5'i yapabiliyor bunu. Pek zannetmiyorum yani, bu %5'e bile gelmeyen vardır. İşte diyorum ya, yani buna bile gelmeyenler vardır. Bakın şimdi daha önceki sohbetlerimde de ben bunu sık sık dile getiririm. Dışarıda emekli olan bir insan, hı, Batı'da, Orta Doğu'da, her yerde, Avrupa'da emekli olmuş, geliyor bizim ülkemizi geziyor, adım adım karış karış geziyor, sırtında çantası, sağlığı yerinde, oradaki bırakıp geldiği eşi, dostu veya çoluğu çocuğunun yiyecek rızkını da bırakmış ki ondan sonra yola çıkmış. Geliyor benim ülkemin her yerini gezerek gidiyor. Fakat bizimkiler Türkiye'de emekli olmuş, Türkiye'de emekli olarak yaşamış bir insan torununu İstanbul'da ziyarete gidemiyor. Başka şehirlerde ziyarete gidemiyor. Mutlaka ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor. Yani bu benim için değil, herkes için bir yani yürek sızlatan bir bölüm. Çünkü ama bunu kalması hiçbir zaman aşamadık, aşamayacağız da. Ya da sağlıklı yaşam için hayatta daha kesinlikle, iyi. Kesinlikle, kesinlikle. Bizlerin her derdi sağlıklı beslenmek. Diyoruz ki mesela, canım yemeği versin. Ama olur mu? Yaşamamız için beslenmeye de ihtiyacımız var. Beslenme neyle olur? Parayla olur. Bugün mesela diyorlar ki işte yaşlılar şunu şunu yemesin, daha az yesin. Daha yaşlıların süte ihtiyacı var, ete ihtiyacı var, yumurtaya ihtiyacı var. Yani ne bileyim, birçok şeyle, torunuyla bir dondurma yemeye bile ihtiyacı var. Bunları yapamayan bir emekli sürekli, yarın nerede çalışsam veya bu işi bitirebilirsem başka hangi bir iş yapabilirim diye zihninde bu düşüncelerle yoğrulan bir insan nasıl ferah içinde yaşar? Nasıl emekliliğin tadını çıkartır? Soruyorum ben size. Sağlıklı beslenme deyince ne az ne çok, yani orta yollu bir her şeyden beslenebilmek. En azından bakın önemli. Şimdi beyin hücrelerini canlandıran ekmek ve kırmızı ettir. Değil mi? Balık. Hı. Mesela biz Konya'da yaşadığımız için balığı yeme şansımız çok azdır. Ya dondurulmuş balık yiyeceğiz ya da işte senede bir kere deniz kenarına gidersek orada balık yiyebileceğiz. Ama siyah eti, her gün kırmızı eti kaç aile alabiliyor bugün? Ve her gün, bir de şimdi dışarıdan ithal etti, ucuz diye şunu bunu getireceğiz derken sağlığımızla tehlikedeyiz. Gücü olan bile alamıyor. Acaba bu yediğim etten hastalık mı kapacağım yoksa beslenebilecek miyim diye. Ekonomi çökmüş, ticaret çökmüş, böyle beslenme oranı dersen çökmüş. Yani emekliler bana göre, hani sürekli emeklilerle beraber olduğum için pek iç açıcı bir tablo değil ama ona herkes sistem aslında içinde. Evet, herkes sistem içinde. O detaylara girmeden önce mesela biraz daha şöyle zaman dilimini açsak, bugünden biraz daha geçmişe doğru gitsek, yaş itibariyle ben mesela dedemleri ya da işte büyükleri şöyle hatırladığım kadarıyla da, evet, sadece okuduklarımız değil ama yaşadıklarımız da biraz tecrübe önemli. Büyüklerin
aşağı kısma sahip çıktığı, baktığı, kol kanat gerdiği dönemler vardı. Kesinlikle. Bu belki son 5-10 yıla kadar da geldi. Yani, evet, evet. Ama mesela bugün var mı derseniz yok denecek kadar az. Az, evet, evet. Bu bir sorun değil mi aslında? Bugün mesela tabii yani, ki. Böyle bir şey de doğru değil diye yaklaşanlar olabilir. Ama asla. Ben ona katılmıyorum. Sizin dediğinize sahiplendiği katılıyorum. Sahiplendiği büyükleri, emekleri evet. vardı. Yani emekleri rahat ediyordu. Evet. O manaya açısından baktığımız kesinlikle. Zaman. Kesinlikle. Dediğiniz gibi o yıllarda emekli olan bir insan emekli olduktan sonra emekli parasıyla bir ev ve bir araba kesinlikle alırdı. Aa, mesela o da var. Tabii ki. Mesela emekli oldu, emekli ikramiyesiyle ev aldı, kiradan kurtuldu. Araba aldı, rahat, birazcık rahat nefes alabiliyor. Ve çoluğuna çocuğuna da yardım etme şansı vardı. Yani mesela evlenmedik çocuklarına evlenirken düğün, destek dernek olur. Konularında hep destek olurdu. Ama bugün öyle acı durumdayız ki biz çocuklarımıza ev açacak durumdayız. Bırakın emekli olduğunuz zaman ev almayı, araba almayı, emekli olduğumuz zaman insanlar kredi kartını ödeyemiyorlar. Böyle bir ortamdayız. Siz nasıl bir görüş emekli bu? Emekli olduğu evet, vakitte borçlanarak emekli oluyor. Ben mesela 2-3 tane isim bile verebilirim ama rencide yok. Etmek istemiyorum burada. Emekli maaşını alıp sırf kart borçlarını ödedi. 2-3 bin lira parayla kaldı. Buyurun. Bu emekli hayata nasıl bakacak ve nasıl ekonomik şartlarda emekli oldum çok şükür artık yaşayabilirim çalışmadan diyebilecek. İkinci iş yapacak. Kesinlikle ikinci iş yapacak. Bir de şöyle bir şey var, emekli maaşlarının tatmin edememe durumu söz konusu. Kesinlikle, evet. Tamam, doğru, evet. Emekli olurken rahatlayacağını söylüyoruz aslında ama evet. Mesela geçtiğimiz günlerde yeni rakamsal veri konuşuldu. Bilmem kaç bin insanın standartlarının o 1000 lira üstüne çıkma meselesi yine. Çünkü son seçim öncesinde gündemdeydi, evet, seçim sonrası da devam ediyor. Evet, inşallah olur yani. Ben de evraklarından gördüğüm kadarıyla söylüyorum. 775 evet. liraya emekli maaşı alabilen insanlar var. Maalesef. Bunu evet. söyleyince kızıyorlar, ediyorlar ama 775 liraya... Bu Türkiye'nin büyük acısı. Bu Türkiye'nin çok büyük acısı. Evet. Bunu şöyle sorgulayanlar da oluyor. Primi yatmamıştır diye de sorgulayanlar hayır. var. Primi çok düşük yatmıştırdı diye primi sorgulayanlar düşük var. Yatırır. Primi onun düşük yatmış olması o adamın sorunu doğru ama onun suçu değil. Kesinlikle. Yani tabii sorunu ki. Ama suçu değil. Evet. Yani bizim buradan da kurtarmamız gereken bir büyük bir silsile var. Bu sorunla nasıl mücadele edilecek? Yani 1600 lira asgari ücretti. Ücret evet. açlık sınırı 1700'lerde 2029 lira olarak 2000, gözüküyor evet. yanlış hatırlamıyorsam. Açlık sınırı bu, yoksulluk sınırı 5000 lira falan. Yani evet. artık onları konuşamıyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi işte bu arada diyorum ki seyyanen bir zam vererek emeklilerin durumunu düzeltmek gerekecek. Yani ben bunun dışında hiçbir şey düşünemiyorum. Şöyle bugün 730 lira alan bir emekli diyorsunuz ki kendi suçu kendi değil. Bağkur primleri eskiden mesela basamak basamaktı. Evet. 2 basamak, 3 basamak, 6'dan başlıyorsunuz 24 basamağa kadar çıkıyordu. Bu primler yüksek yatırıyordu. Kişi 24 basamaktan emekli olan bir Bağkur işçisi gayet güzel durumu. Yani gayet güzel değil miyim de? Yani bugüne göre güzeldi. Şimdi Tarım Bağkuru var. Ondan sonra kendi Bağkur'una yatırmış insanlar var. Bunlar 730, 920 lira alıyorlar. Ve bu arada bu kendisi değil, devletin verdiği bir basamağı ancak yatırabilmiş. Sigortalı işçilerden de asgari ücretin altında çalışıyor. Ama primini az yatıranlar da bu işverenin hatası. SGK'lılar için. Tabii SGK'lılar için de bu işverenin hatası. Diyor mesela asgari ücretin dışına çıkamıyorsun ve en düşükten yatıracağım diyor. Öyle ki cumartesi pazarı bile yatırmadan hesap eden sigorta. Öyle. Tabii öyle ki yani öyle. Önce 30 gün yapılıyordu ama şimdi öyle değil. Kaç gün çalışıyorsun bir de onun kesintileri oluyor. Bu sefer adam emekli olacağım diye sevinirken bir bakıyorsun hem işinden oluyor hem emekli olduğu zaman eline geçen kuş kadar maaş. Ne yapması gerekir? Hadi hemen bir emekli kenar olmaması çekiliyor. Gerekiyor. Ama emekli olmaması gerekirse o zaman da kötü. Şöyle, emekli olmadan parasını yatırıyor, emekli olacak. Yani primleri çoğalıyor. Emekli olduğu zaman maaşı düşecek. Bu arada şimdi hadi emekli olayım diyor, donduruyum diyor. Bu sefer maaşı kaybolacak. Bu sefer öyle bir çelişkiye düşüyor ki ne yapacağını bilemiyor. Sigortası yatarsa maaşı düşecek. Emekli olduğu zaman eline az para geçecek. Dondursa işte sağlıktan yararlanamayacak.
Yani her gün bu kanunlar değişiyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani bu iki sistemi birbirine benzetiyorum. Lise çağına gelmiş, liseye girmek için insanlar yarışıyorlar. Çoğu evet. öğrenci dışarıda kalıyor. Evet, evet. Açıktan okumak daha mantıklı. Çünkü hayatın o okumayla aynı şey pek bir farkı olmayacak konuma itiliyor insan. Evet. O yüzden açıktan liseyi bitirmek için bitirip hayata atılmak en mantıklı şeymiş gibi geliyor. Evet. Emekli olacak insan için de mecburi olarak sigortasının yatmadığı, evet. yatırılmadığı bir iş yerinde maaşlı olarak çalışıp evet. kendisi kişi olarak 35 lira 40 lira ödeyerek ufak bir sıkıntı yaşarsa hastaneye gidip o şartları parayla karşılayacak. O da yeterli olmuyor ama yok, başka mecbur çaresi kalıyor. Yok gibi geliyor. Tabii ki başka çaresi yok ama bunu o da yeterli ben düşünüyorum kalmıyor. Emekli olmak üzere olanlar neler düşünüyordur? Onlar bin bir türlü şey. Şimdi diyor ki en azından emekli olmayayım biraz daha çalışayım diyor. Hı. Bu sefer çalışsam da emekli olduğum zaman prim yüksek maaş az olacak diyor. Dondursa bir türlü, dondurmasa bir türlü. Biz şimdi bu sistemleri hep böyle silip yeni bir sistem açılması gerekir. Mesela yaş sizce ne olmalı? Yaş artık bu, hele yaş büyük bir şey yani sorun. Şu anda mesela birçok insan emekli olmuş, yaş bekliyor. Buna tamamen karşıyım ben. Benim gibi birçok insan da karşı. Yani bu yaşı ya biraz daha çekmeliler ya da bir an evvel emekli olan eskiden nasıl günü dolduğu zaman emekli oluyorsa o sisteme getirip hemen emekli orada olması gerekiyor. Orada çok insanlar biraz kızdılar herhalde yöneticiler. 48 yaşında adam emekli oluyor kardeşim dediler. Yani prim günü dolduğu için. 50'ye çıkartsınlar ama 55, 60. Yani demek, bakın şimdi bunlar hesap edilirken büyüklerimiz, devleti idare edenler hep dışarıyla mukayese ediyorlar bizi. Bizim Türkiye'de, Türkiye şartlarında iklimden midir, besinden midir bilemiyorum. 60-65 yaşındaki bir insan 50 bastonlu dolaşır. Ama dışarıda gördüğünüz bir insan 70 yaşında, 75 yaşında dimdik hala ayakta. Yaşam şartları çok farklı. Türkiye'de yaşam şartları çok ağır. Yani dışarıdaki o insanın 75 yaşındaki insan aslında biraz da görüntü olarak 45, 50, 50 55 gibi evet, hissediyorsunuz. Evet öyle görünüyor ama bizde yani 65 yaşındaki bir insan yerinden kalkamayacak, DNA mahkum bir yaşlı gibi oluyor. Bu neden? Yani 65 yaşına gelmiş ama artık hiçbir iş yapamayacak durumda çok insan var. Böyle 65 yaşına gelmem hala başka bir işte çalışırım diyen insan çok az. Meclis gündeminde tekrar bu konunun geleceği konuşuluyor. Konuşuluyor inşallah gelir ve biraz bir an evvel çekilir yani. Çekilmesinden vardı ben emekli olan herkes, emekliliğe kazanmış olan herkes emekli maaşını almaya başlasın. Benim gönlümden geçen o. Ama tabii ki bu bugünün şartlarına göre imkansız bir şey. Fakat ben 11 bin üyeyi temsil ettiğime göre emeklileri ve bir Konya bu kadar için, da bin, Konya için tabii ki ve bir bu kadar da emekliliği bekleyenler var. Bu Konya ve Konya dışında da olur. Onlar için bir an evvel bunun gündeme gelmesini istiyorum ve çözüme ulaşmasını. Gündeme getirip de tamam şu şöyle yapacağız deyip o çizgide kalmasını da istemiyorum. En kısa sürede mesela en az ilk 3 ay içerisinde hükümet çalışmaya başladı zaten biliyorsunuz. Hı. Ki bu gündemleri acil olanları öne alıp bunlara bir sorun çıkaracak ki herkes ekonomik olarak yani rahatlasın. Tabii bu konuda şöyle bir detay daha var. Bunu ben lise yıllarındayken öğretmenlerimizden bazılarıyla yani biraz münazaraya girercesine konuştuğumuz için hatırlıyorum. Evet, evet. Onları da eleştirdiğim için biliyorum. Onlar da bizi eleştirirlerdi. 60 yaş, 65 yaş üstüne geldiklerinde hayatlarını yine çalışarak devam ettiriyorlardı. Artık emekli olun lütfen diye mesela rica ettiğimizde hayat şartları bize bunu gerektiriyor. Sistem bizi buna evet. itiyor diyorlardı. Şimdi kabul ediyorum. Dediklerini şimdi daha beter doğru. ve mecburi. İkinci bir işte çalışması mecbur. Emekli olup da kenara köşeye çekilmek yok asla. Ama o zaman biraz vardı belki. Sizin bahsettiğiniz biraz dönemlerde daha rahat biraz daha rahatlemekler ama şu anda mümkün değil. Bugün emekli oldu, cuma günü emekli oldu, pazartesi günü tekrar yeni iş araması tabii gerekiyor. Bahsettiğimiz dönem o günkü açlık sınırının üzerinde emekli maaş alanlar. Bugün tabii. emekli olduklarında açlık sınırının altında maaş alanlar. Maaş alanlar. Yani böyle bir statü tabii var aslında. Ki, evet. Burada emekli olmadıkları takdirde yani belli bir sayıda insanımız var. Bunun bazı rakamsal verileri evet. var. Yeni nüfus yani yeni nesil genç evet. nüfus
iş sahibi olma noktasında da zorluk yaşıyor. Mesela oradaki bir kısmı da iş sahibi yapabilme, istihdam edinebilme durumu da söz konusu oluyor. Evet. Mesela siz bir derneğin, böyle bir derneğin başkanısınız. Siz evet. Bu konuda erken yaşta emeklinin olunup yoksa hayır olması mı diyorsunuz? Ya da gençlerin evet istihdam sağlaması için iyi bir fikir mi diyorsunuz? Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani kendime göre ve bizim Türkiye genelinde yaşam şartlarına göre benim için 50 yaş normaldir Türkiye standartlarında. 50 yaşını doldurduktan sonra emekli olup yerini bir başkalarına bırakması, ikinci bir işi çalışmayacak dönemde olmasını istiyorum. Mesela emekli olduğu zaman bir insan, tamam ben emekli oldum, rahatça şu şekilde geçinebilirim diyecek bir ekonomiye sahip olmasını hem istiyorum. Hem de devlette ve özelde tazelenme yaşanmış tabii olacak ki, değil mi? Tabii ki. Bugün mesela çok dairelerde hani yaşı ne bileyim yani böyle 48-49'larda falan insanların verimli olacağını zannetmiyorum. Yorulmuş, hayattan beklentisi bitmiş, emekli olsa ne yapabilecek, çalışsa ne yapabilecek? Bunun mücadelesini düşünürken zaten verimli bile olmuyor. Ben o kadar üzülüyorum ki bir resmi daireye gittiğim zaman bir işimi yaptıracağım. Yani bilmesi gereken kişi diyor ki yan masaya sorun. Yan masaya gidiyorsunuz, arkadaş şimdi gelir bekleyin. Öyle. Bunlar yani işin detayını bildikleri halde bilmeyen insanlar. Böyle nasıl çalışacaklar? Verimliyken ayrılsınlar ki yerine bir başkaları yeni nesil gelsin. Hani kan tazeleme gibi bir olay var ya. Demek ki o şekilde olsun. Yani. Ayrılmamaya itme durumuna yani, yöneltmeyeceğiz. Mutlaka yani. Adam bugün emekli mi olmuş, doğmuş, yıllarım doğmuş mu? Tamam ben artık emekli olayım, yerime benden daha iyi performans verecek birisi gelsin diye sevinerek o emekliliğini vermesi gerekir. Ama şimdi insanlar o kadar bezmiş durumda ki yarını endişe içerisinde ne yapacağı çaresiz, yani yarınından ümidi olmayan bir nesil çalışmaya çalışıyor. Ve sırf çalışmak için, gününü biraz daha geçirmek için ama verim yok. Ben yani birçok resmi dairede bunu görüyorum. Bilmiyorum siz farkında mısınız veya hiç böyle bir konu geldi mi? Ama ben bunu çok gördüm. Özellikle belediyelerde çok görüyorum. Yereldeki. Yani. Tabii onu, ama işte biraz da sorun oluştuğu sebep. Artık bunun nereden kaynaklanıyor bir şey söyleyemeyeceğim ama hakikaten masasında oturmuş ama o masasında işinin detayını bilmeyen, işini tam anlamıyla yapmayan birçok insanla karşılaştığımı biliyorum. Peki yani siz de bir emeklisiniz. Evet. İlk emekli olduğunuzda ne hissettiniz mesela? Ya şimdi şöyle, bana göre yani birçok hayat şartları dünya daha güzel. Dünya mesela? Hayır. Ama ben bana yeterdim. Çünkü benim bir tek kızım vardı. Ve kızımı çok iyi bir şekilde okuttuğuma eminim. Kızım hayata başladı. Biz iki kişi. Ben mesela bir tek kızımın kaygısını çektim. Ama benim konumumda emekli olup da kart borcunu ödeyen arkadaşlarım olduğunu size daha önce şimdi de söyledim mesela ya. Mesela dernek başkanıyken size emekli olmak için olduktan sonra gelenler vardır. Tabii ki. Onlar ne hissediyor mesela? Çok diyor, pişmanız. Ne yapabileceğiz? Daha iyi bir iş bulmak çabasındalar. Yani keşke biraz daha çalışsaydık diye. Mesela emekli olmuş özellikle öğretmen arkadaşlarımdan 23-24 yılda emekli olmuşlar. Keşke biraz daha çalışsaydık diyorlar. Ki ben öyle bir şey demedim. Şöyle dediğim gibi ben bana yettim. Ama yetmeyen çok aileler var. Onlar da haklı olarak. Tabii ki çok çok haklılar. Benim dediğim gibi bir tane çocuğumla ona çok güzel hayatı paylaşabildim. Rahat okuttum. Ve o da bugün Allah sağlığını bozmasın İngilizce öğretmeni çalışıyor. Yani ekonomik durumu güzel. Ben de yani kendime yetecek durumdayım ama bir bireysel olarak. Ama bugün benim konumumda olup da eşi çalışmayan, 2-3 tane çocuk besleyen bir öğretmen aynı şeyi yaşayamaz, aynı şeyi söyleyemiyor. Şartlar daha da zorlaşıyor. Daha zorlaşıyor tabii ki. Peki az önceki konuya ilişkin olarak mesela emekli sayısının yükselmiş olması, yükselecek olması, artış gösterme ihtimali devletin de gücünü biraz daha zorlayacaktır diye de düşünülüyor. Yani 10 milyon üstünde emekli var. %10'u emekli Türkiye'nin. Tabii, öyle tabii. Diyelim. Yani %10'dan evet. Biraz daha fazla da. Evet. Çok yüksek bir rakam değil mi aslında mesela? Ama yani yapacak bir şey yok. Tabii ki hani yaşlanmış ille de emekli olsun, çalışamasa bile yerinde dursun demenin de bir anlamı yok.
Sizce öyle değil mi? Tabii canım, ben vakti geldiğinde emekli olması taraftarıyım işte. İnsanım. Evet. Hem de ama yerine ne yeni devlet her taze şeye kaynak bulduğu taraftarı gibi onlara da kaynak bulacak yani. Artık çalışmış, yıllarını vermiş, yeter bir köşeye çekilip rahat bir nefes alması en doğal hakkı onun da yani. Ben biraz da şöyle yakıyorum, biraz matematiksel bakıyorum bu işe. Her 9 kişi bir emekliye sahip çıkma hakkına erişebilmeli. Yani o 9 kişinin gücü aynı zamanda bir emeklinin daha iyi yaşamasına sebep olmalı. Evet. Bir kişinin de emekli olması yeni bir istihdamı sağlayacağı için her yeni nesilde yeni yani işine kavuştuğu vakit bu işi aldım, ben de yarın emekli olacağım, buraya kadar getirenler, bu işi yürütenler için ben de çok iyi çalışmalıyım demeli. Yani çok siz güzel. Az önce bir ifade kullandınız, çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Benim yıllardır dilimden düşmeyen bir ifade aslında. Yani çok ilginç bir ifadedir bana göre. Biz hakikaten çalışmaktan ziyade çalışmaya çalışan öyle bir millet konumundayız. Öyle. Belirli bir yerde bitiyorsun yani. Bu hani her meslekte öyle değil. Tabii çok rahat meslekler de var ama mesela devlet dairelerinde olanlar, sanayi kesiminde olanlar, ağır işte çalışanlar öyle. Ama tabii ki bunun yanında bir öğretmenler için, bir hakim, savcılar için aynı şeyi düşünemeyiz. Ama hani bunun hep böyle madalyanın bir de ters tarafını görmemiz gerekir. Rahat yaşayan kesimden değil de hayatı biraz daha zor yüklenen, zor hayat şartlarını zor taşıyan insanların hani bu benim dediğim kesim onlardan. Tabii ki herkes mesela bir öğretmen bugün 55 yaşına da gelse mesleğini de seviyorsa hala çalışmak isteyebilir. Bırakamaz. Bu yani bilhassa öğretmenlik çok başka bir güzel bir hastalıktır yani. Verdikçe vermek istersin. Ama diğer meslek gruplarında öyle değil. Ama mesela 55 yaşına gelmiş bir öğretmen arkadaş da bıraksın yeni nesillere gelsin sıra. Ama işte mesela o dinamikliği sağlamış, devam ettirebilen kişinin de emekli olup yine de başka alanlarda, farklı merhalelerde yardımsever hayatı sürdürebilmesi lazım. O zaten bütün öğretmen camiasında o vardır. Hiçbir öğretmen emekli olduktan sonra hani ekonomik durumu iyi bile olsa buna zannetmiyorum yani belki vardır arada iyi olanlar ama hala bir şeyler verme çabasındadır. O gözleri kapayıncaya kadar bir öğretmen emeklisi hala bir şeyler verme çabasındadır. İyi veya kötü. Ama yani %90'ı iyidir yani. Güzel bir hastalık. Evet aynen. Peki, öyle. Peki ilginç bir soru sormak isterim. Tabii. Bu tip konular üzerine genelde çözüm üzerine konuştuğumuz zaman konuşulması gereken bir husus. Çalışma ve sosyal güvenlik üzerine eğiliyoruz. Bir anlamda evet. İşimizin sahası. Şu evet. An sizinle konuştuğumuz konunun merkezi bu. Bu alanın, bu sahanın, çalışma ve sosyal güvenliğin bakanı olsaydınız emekli için, memur için, asgari ücretli için mesela böyle hayaller kurmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü evet. İnsanlar böyle değerlendirmeler yaparlar kendi tabii işlerini. Ki. Bu da sizin evet. Alanınızla alakalı bir başka saha. Evet. Neler düşündünüz mesela? Ne yapardınız? Ne yapmak isterdiniz? Bakın o imkanlar benim elimde olsaydı Türkiye genelinde yani böyle asgari ücretin 2500 lira olmasından başlardım. Ve sağlık açısına yönelirdim. Bu sağlık açısında en güzel şartlarda hizmet vermeyi düşünürdüm. Şu eczanelerdeki ilaç kontrollerini çok iyi bir şekilde almak isterdim hele. Ve hiçbir kimse ilaçsız kalmasın. Hiçbir kimse eczaneye gittiği zaman param yok şu ilacı alamadım demesin. Ne bileyim artık yılda bir defa çok rahat bir ay tatil yapabilsin. Sosyal yönlerden gitsin başka yerlerde nefes alsın. Dinlenebilsin. Yani ben hep böyle ekonomiye dayalı çalışmaya çalışırdım. Maaşlarda devletin bütçesini tabii ki delecek şekilde değil de zorlayarak herkesi ferah içinde yaşatmak isterdim. Bu benim değil, herkesin hayal gücüdür yani. Bunu gençler nasıl hisseder belki, nasıl düşünür? Emekliler böyle düşünür. Tabii gençler de mesela aldığı her paranın kendisine yeteceğini ümit eder. Ama hiçbir genç şu anda aldığı paradan yetinmiyor biliyorsunuz. Mesela çalışıp da genç mesela hala henüz evli değil, hayata atılmış çalışmaya başlıyor. İleride yuva kuracak, anne veya baba olacaklar. İleriye dönük hiçbir yatırım yapamıyor ki gençler şimdi. Çalışıyor, ay sonu zor getiriyor.
Nasıl bir gençlik? Büyüklerimiz şöyle derdi herhalde. Yani bir adam 40'ına varmadan bir şeyler elde edebilmesi lazım ki adam olsun. Şimdi 60 yaşına da gelse o çizgiye gelemiyor insanlar yani. Yani bu söz bana biraz ağır geliyor mesela. Ama öyle 40'ına geldiğinde insan çünkü oraya gelmek istiyor bu sefer. Evet ama işte mümkün değil. Şimdi bakın mesela örneğin siz çalışıyorsunuz, maaşla çalışıyorsunuz. Rahat mısınız? Çok şükür ay başında aldığım maaş bana yetiyor ve çevreme şu kadar yardım edebiliyorum veya benden beklenen her şeyi tam anlamıyla yapabiliyorum diyor musunuz? Soru işaretleri oluşturur. Yani? Yani 80 milyonda %50'nin üstleri, %50 değil, %80'e yakındır. Evet. Dünya genelde zengin dediğimiz insan kesmesi evet. Biraz daha çok küçük bir paya evet. Sahip, küçük ve büyük bir paya sahip. Evet. Peki, sorun deyince emekli açısından mesela sizin hazırlamış olduğunuz bazı çalıştığınız firmalar var bildiğim kadarıyla. Onların gibi emekliye yardımcı olabilecek ne yapıyorsunuz? Şöyle mesela biz Türkiye Konuk Emekliler Derneği tabii mutlaka yani. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz Emekliler Derneği olarak Konya'da birçok yerlerle anlaşma yapıyoruz. Örneğin şu anda anlaşma yaptığımız bazı şeylerden size bahsedeyim kısaca. Medikana Hastanesi, Dünya Göz, Konya Göz, Siter İşitme Cihazları, Dallas Kuaför, Yiğit Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, 13 Optik Gözlük, Çağrı Turizm Ümre Çalışmaları, kuruluşumuza hizmet veren Ankara'da misafirhanemiz, Balıkesir'de, Erdek'te, Narlı'da ve bu sene sırf benim 50'ye yakın oraya tatile gönderdiğim emeklilerim olmuştur. Bu saydıklarımın hepsinin içerisinde %25 indirimimiz var. Ve şu anda da son olarak henüz buraya arkadaşlarım yazmamış. Bahsettiğim gibi ben izinden yeni döndüm. İki firmayla daha anlaşma yaptık. Bunların hepsine bizim emeklilerimiz emekli kartıyla gittikleri zaman %20, %25 indirim alıyorlar. Bu güzel bir şey. Emekliye de katkı sağlamış oluyorlar değil mi? Emekliye de katkı sağlamış oluyor. Mesela turizm şirketleriyle anlaşıyoruz. Onları ucuza seyahatlere götürüyoruz. Hiçbir mesela kişi hani annesini alıp, kardeşini alıp veya eşini alıp da hadi ya şöyle bir Balıkesir'e gidip gezelim. Yok. Hadi Kapadokya'ya gidelim, bir gezip gidelim. Öyle bir şey düşünmeleri çok zor. Vardır, çok enderdir yani. Konya'da ben kendi bildiğim yani kendi grubumdan kaynaklanarak bunları söylüyorum. Ama biz böyle bir firmayla anlaşıyoruz. Ucuza onları grup grup halinde seyahatlere götürüyoruz. Turlar yapıyoruz. Mesela ben Çanakkale turu yaptım. Eskişehir turu yaptım. Kapadokya turu yaptım. Beyşehir turu yaptım. Bunlardan herkes o kadar yani ilginç bir şekilde döndü ki her dönüşümüzde başkanım ne zaman gideceğiz böyle bir şey? Biz daha ben hiç ömrümde böyle bir seyahat görmedim. Çok sıcaksınız. Grubunuz da çok güzeldi ve çok ekonomikti. İlle bir daha yapalım. Tamam diyoruz. Şimdi mesela Eylül'de falan yine Çanakkale, kısmet olursa Karadeniz turları düzenliyoruz. Bunlar hani emeklinin bütçesini darbe vurmayacak şekilde. Hem firma indirimde bulunuyor. Tabii hem firma indirimde bulunuyor. Hem biz mesela çok arzu ediyor ama gidemiyor. Biz dernek olarak bunlara da katkıda bulunuyoruz. Yalnız bu %25'ler biraz böyle zayıf, biraz daha yüksek zayıf rakamlara değil. Çıksa daha mantıklı olmaz mı? Emekli şöyle, açısından konuşuyoruz şimdi. Tabii de ama bunlar da bakın şu saydığım her şey benim %25, %25, %25. Birçok firma geliyor %15'in üstüne geçmiyor, çıkmıyor. Yok diyor. Ben de diyorum ki hayır ben mesela burada birçok emeklime size göndereceksem %20'nin altında imza atmam diyorum. İşte bu tür anlaşma yapan herkes %5, %10 ve %15'tir. 20'ye gidecek parmakla sayılacak kadar azdır. Bu şirketlerle, bu hastanelerle anlaşma yapan. Yani sonuç mesela şu anda dünya, pardon sözünüzü kestim. Dünya Göz, bu bazı konularda yanlış anlaşılıyor. Dünya Göz tamamen bedava. Konya Göz'de bedava yapıyor. Emeklilere bizde emekli kartını gösteren her şahıs bedava muayene oluyor. Sadece de tetkiklerde para alıyorlar. Ama bizim emeklilerimizin çoğu işçi emeklisi olan üyelerim. Yani sakın ayrım yapmıyorum onu ama bunu tam algılayamıyorlar. Gidiyorlar birkaç tane de tahlil tetkik yaptırıyorlar. Tabii ki onlarda %25 indirim olunca hemen beni arıyorlar. Başkanım biz gittik Dünya Göz'e para aldılar.
olmaz diyorum, almayacaklar. Hemen tabii ki ben devreye giriyorum. Bakıyorum kişi gitmiş 2-3 tane tetkik yaptırmış. Özellikle buradan Altın Ekim'deki üyelerime seslenmek istiyorum. Oradan çok böyle şikayet aldım. Yaşanan konular oldu. Özellikle Muhtar Bey'e sesleniyorum burada. Benden de işte para aldılar falan yok. Hemen ben devreye girdim. Ama yapılan tetkiklerden para alınıyor. Muayenede asla para yok. Ondan bak %100 şey. Bir de mesela Ankara'da Maya Göz'le anlaşmamız var. %100 sıfır. Gideceksin, muayene olacaksın, katarak ameliyat olacaksın. 5 kuruş ödemeyeceksin. Tamamen yani bize üye oluyorsanız zaten TC kimliğinizi verdiğiniz zaman bizdeki üyeliği çıkıyor. Zaten kart da veriyoruz. Hmm. O kartı gösterdikten sonra bu indirimlerden hep yararlanabiliyor. Sizin tabii ki şöyle aylık aidatlarınız da çok rakamsal yer olarak. Çok büyük rakamlar. 2 TL. Evet, 2 TL donmuş parası değil. Ve bunu bile insanlar diyorlar ki işte tabii ki ben her ay 2 lira ödeme gibi bir şansım, ödeme almak şansım yok onlardan. Yıldan yıla 24 TL olarak maaşlarından kesiliyor. Ve şunların hepsinden yararlanan insan bir ayda iki yere gidip gelse zaten bir yıllık aidatını bizden almış oluyor. Bir yıldan fazlası. Tabii ki yani. Birkaç yıl. Sonra yani işte, sakın yanlış anlaşılmasın. Derneğimize gelip görürseniz ki çayımız, kahvemiz, yemeğimiz hep hazırdır. Gelen her dostumuza, her üyemize çayımız, kahvemiz, saati ise yemeğimiz hazırdır. Bunlar parasız sunulan şeylerdir. Aylık böyle bir dergilerimiz çıkar. Her ay bizi takip ederlerse gelip bunu parasız veriyoruz ve dernekler neler yapıyor? Hangi dernek neyi konumu yapmış? Hangi dernek nerelerde anlaşma yapmış? Onları izleyebilirler. Hepsinden de haberdar olmuş oluyor. Tabii ki hepsinden. Yani bunlar tamamen parasız. Birlik ve kuvvetli bir şekilde sağlıklı kesinlikle yaşayabilmek için bir arada yer almak yani lazım. Bir de son olarak bu konut projesiyle alakalı bir değişiklik var mı? Konut çalışmalarımızda. Şimdi şöyle biz Ramazan içerisinde de ben bu konuyu hep Konya Milletvekili Sayın Ahmet Özdemir Bey'le Hacı görüşüyorum. Hacı Ahmet Özdemir Bey'le görüşüyorum. Ramazan'da da görüştüm. Ve dediler hani seçimden sonra tekrar gel. Zaten kazanacağımız %100 belliydi. Ve seçimden sonra dediler tekrar gelin. Bunu iyi bir şekilde değerlendirelim diye. Henüz tam sistem oturmadığı için ben gitmedim. Yani o arsamız alındı. Koz Ağaç'ta. Ve bu Gödene'de yine 400 adet bir evimiz oldu. Kura çekildi. Yerleşenler oldu. Çok şey rahatlar yani. Yavaş yavaş ilerleyen bir sistem bu. Hani tamam Konya'da kaç tane üyen var? 6000 üye ev bekliyor. Buyurun size bir projede 6000 zor, konut. Kolay değil. Zor. Ama işte sistem yavaş yavaş ilerledikçe biz üyelerimizle beraber mesaj çekiyoruz. Kuraya tabi tutuluyor. Kurada çıkan ev oluyor. Yani geçen sene 2017'de 400 üyemiz ev sahibi oldu. Ben şimdi bu şeyden sonra yani Ağustos'ta, Eylül'de tekrar gidip görüşeceğim. Arsamız var Koz Ağaç'ta işte. 600 hane yapılacak bir arsamız var. O elimizde mevcut duruyor. Yani bunun çalışmalarını uğraşıyoruz yani. Umarım sağlıklı tabii olacaktır. Ki, çok yavaş giden bir sistem ama olacak yani. Peki son olarak ilave etmek istediğiniz bir husus varsa alayım, toparlayalım ve sonlandırmış olalım. Şöyle benim istediğim Emekliler Derneği Başkanı olarak Konya'da bulunan bütün emekliler üye olun demiyorum. Bizi tanımalarını istiyorum. Gelip bir çayımızı kahvemizi içsinler. Yerimiz Ferah İş Yanı 4. kat. Bunu her seferinde söylüyorum. Buraya gelip bir çayımızı kahvemizi içsinler. Beklentileri neler? Bizden ne gibi yardım almak istiyorlar? Yani hep biz bir şeyler vermeye çalışıyoruz onlara. Onların da bizden talepleri olursa bizim işimizi de kolaylaştırmış olurlar. Biz de onlara bir yardım yapmak fikir oluruz. Fikir üreterek birlikte hareket edelim. Tabii ki bunların dışında iki tane öğrenciye burs veriyoruz. Yani dernek olarak. Ki bu sene de devam edecek yine. Ankara'daki misafirhanemizde 60 TL gibi küçük bir rakamla kalıyorlar. İki kişi kalırsa 90 lira. Sabah kahvaltısı için de merkezi bir yerde Kızılay'da. Çok ve iyi. Bugün 4. sınıf bir otel 110 lira. Ama bize derneğimize üye olan bir insan Ankara'ya gittiği zaman derneğimizde kalırsa tek kişi olursa 60 TL kahvaltı içinde. İki kişi giderse mesela karı koca veya baba kız, anne kız
İki kişi gittikleri zaman da 90 lira gibi bir şeyde öğlen kahvaltı, sabah yemeği kahvaltısını yapıyorlar. Öğlen yemeği, akşam yemeği yok. Sadece kahvaltı bunun içerisinde. Bunlar şimdi emekliler için çok, çok önemli. Çok büyük şeyler. Şimdi yani, rakamsal verileri biraz rahat konuşuyoruz gibi, ama. Kesinlikle, ama şöyle bakın, söylediğim, buradaki söylediğim her şeyin arkasında duruyorum ben. Şu saydığım her şeyde, yani gidip de indirim almaları bile onların 2 yıllık aidatını ödemiş durumda olurlar. Yani zaten bizden almış oluyorlar. Doğrusu. Yani evet. Tabii bu arada Emekliler Derneği ile anlaşma ya da emeklilere faydası olduğunu düşünecek iş sahasında olanları da dernekle mesela anlaşmasını isteriz. Tabii. Tavsiye şu anda 2 tane daha projem var. Beyaz eşyayla ve bir de bir düğün salonuyla anlaşmak üzereyim. Hmm. Yani o kesinlikle olacak. Dediğim gibi yeni izinden döndüm ben. Yani önümüzdeki aylarda. Evet, hem düğün salonum, onda yani böyle bayağı bir indirim alacağım. Yani kendime güveniyorum. Arkadaşlarıma da güveniyorum. Hem de beyaz eşya satan bir firmayla anlaşacağım. Onu da yani ismini vermeyeyim, reklam olmasın şimdiden. Bunlarla bir anlaşma yapacağız. Umarım hayırlısı olur. Bir de gelinlikçiyle bir anlaşma yapacağım. Bunlar bu Ağustos ayındaki yapacağım projelerim içerisinde. Bu sayede dernek üyeleri ve emekli olmuş olanlar tabii imkanları ki biraz daha hayatta kullanmış kesinlikle olacak. Kesinlikle. Ve şöyle, pardon, bir şey söyleyecektiniz ama hani böyle emekli olup da bizi tanımak isteyen, bizimle bir bardak çay içtikten sonra yani gelip üye olup olmamakta kararlı, kendileri karar versinler. Bir yani bizim yaptıklarımızı, hani derler ya, yaptıklarımızı yapacaklarımızın garantisidir diye. Şu bizim çalışmalarımız Konya gibi yerde bir başka dernekleri, yani bunu kendime değil derneğime ve arkadaşlarıma, grup arkadaşlarıma güvenerek söylüyorum. Hiçbir dernekte bizim kadar özverili çalışan bir dernek yoktur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Şu 600 konutu da yaparsanız muazzam olacak. Süper bir şey olacak. İnşallah böyle yılbaşına doğru falan bir programınıza davet ederseniz o zaman daha güzel şeyler söyleyebilirim size. Hacı Ahmet Özdemir Beyefendi, Sayın Vekilleri, biz de bir kez daha sormuş olalım bu sizin vesilenizle. Tabii. Hem de takip ederse. Evet evet. Üzerine yok zaten şimdi sevindim. En kısa zamanda kapısını çalacağım yani. Söz verdi. Ve hatta dedi seçimlerden sonra daha iyi bir şekilde. Şimdi hangi bakan, hangi konumlara bakacaklar? Onlar da şey olmadı. Hala her gün bir değişiklik oluyor biliyorsunuz. Onun için bu yani TOKİ işinin arkasını bırakmayacağız. İlle ki olacak ama biraz uzun olacak. Uzun sürecek o kadar. Umarım bunun projesi konuşulduğu vakitte biz de sizde bir program daha yapmış oluruz. İnşallah. Katılımınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım bana faydalı bu olmuştur. Verdiğiniz için. Emeklilere ve ailelerine de izlenimleri keyifle dinlemeleri için teşekkür ediyoruz. Diğer teşekkür toplumun ediyorum. Her kesimine de bizle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Emekliler hakkında söylenecek çok söz var ama evet, onlarla hayatı birlikte yaşamayı sevimli hale getirirseniz kendi açınızdan bir gün biz de emekli olduğumuzda başkaları için böyle mücadele eden insanlar konumuna geliriz diye tahmin İnşallah. Ediyorum. Türkiye Emekliler Derneği Konya Şube Başkanı Sayın Gülhan Çağlar bizimle birlikteydi. Emeklinin ekonomideki beklentisini konuştuk. Yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Ve ben bu arada bütün Konya'daki üyelerimin ve üye olmayanların, Konya halkının önümüzdeki Kurban Bayramı'nı da kutluyorum buradan. Hoşçakalın. Hoşçakalın.